Şimdi arkadaşlar, rakam nedir, sayı nedir? Bunu çalışıyoruz. Rakam nedir, sayı nedir? Şimdi bunu çalışalım. Tamam, güzel. Şimdi bakınız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinin her birine rakam denir. Anlaştık mı? Bu sembollerin her birine rakam denir. Peki, kaç tane rakam var? 9 tane. Arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 9, bir de 0 say, 10 tane. Doğruydu yani. Şimdi 10 tane rakam var. Peki, en küçük rakam kaçtır? 0. En küçük rakam 0'dır. En büyük rakam nedir? 9. Peki, bak, parmak kaldırarak konuşun. Peki, şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bu kaç tane rakam var? 10 tane, doğru. Peki sayı nedir biliyor musunuz? Sayı. Arkadaşlar, rakamların belli bir azlık veya çokluk belirtmek için bir araya gelmesiyle sayı oluşturulur. Mesela 2 ile 5, 25 sayısını oluşturur. 4 ile 7, 47'yi oluşturur. Mesela 4, 7 ve 7, 477'yi oluşturur. Yani sayılar bir araya gelerek rakamlar bir araya gelerek sayıları oluşturur. Devam edelim. Mesela sayıları şöyle de ifade edelim. Eksi 4 bir sayıdır. Eksi 48 bir sayıdır. Eksi 111 bir sayıdır. 0 bir sayıdır. 7 bir sayıdır. 8 bir sayıdır. 0 bir sayıdır. 3 bir sayıdır. Peki, şimdi şu çalışmayı yapalım. Bak şimdi. Şöyle bir çalışma yapalım. Şimdi buraya rakam diyelim. Buraya da sayı diyelim. Mesela 5 bir rakam mıdır? Evet. Bunları bir tartışalım, tamam mı? Şimdi mesela 5 rakamdır. 5 rakamdır, sayıdır. Rakamdır, sayıdır. Rakamdır, sayıdır. Sayıdır. Rakam değil değil mi eksi 3? Rakam değildir, sayıdır. 0, rakamdır, sayıdır. A. Evet, A. Ha. Harftir arkadaşlar. A. A. Ha. Harftir. Buraya kadar tamam mı? Peki. Burayı da geçtik. Şimdi soruyorum size. Eksi 5, 2, 7, 4, eksi 12, 3, 9. Bunlardan rakam olanları daire içine alınız. Sen devam et kızım. Rakam olanları söyle. Eksi 5. Eksi 5, evet. Aferin. Eksi 5 rakamdır. Evet. 2, 7, 4, bunlar rakamdır. Mavi daire içine aldıklarım rakamdır. Fakat diğerleri rakam değildir. Evet. En büyük rakam kaçtı? 9'du. En küçük rakam kaçtı? Kaç tane rakam vardı? Tamam. Aferin. Bravo. Şimdi sayılar deyince arkadaşlar aklıma gelmişken bakın. Sayılar deyince doğal sayılar vardır. 0, 1, 2, 3. Tam sayılar vardır. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bu da
eksi sonsuzla sonsuz arasındaki birer birer artar, virgülsüz sayılara tam sayılar diyoruz bak. Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılır. Öyle ki A'lar B'ler birer tam sayı ve fayda kesinlikle sıfır olmamalı. Örneğin 2 bölü 5, 6 bölü 1, 7 bölü 3, 8 bölü 4, 15 bölü 15, 0 bölü 8, eksi 3 bölü 11, eksi 8 bölü 1. Bunların hepsi birer rasyonel sayıdır. 9 bir rasyonel sayı mıdır? Hayır. Evet. Hayır. Rasyonel sayıdır. Çünkü 9 bölü 1 diye yazabiliyoruz ben. Sadece bu rasyonel sayı olma noktasında şu payda sıfır olmayacak. Bu kadar. Sadece bunu düşünün. Son olarak bir şey vereyim. Bakın. Burada arkadaşlar bir de şunu bilin. İrrasyonel sayılar. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir. E, pi, kök 2, kök 3, kök 11 gibi sayılar irrasyonel sayıdır. E sayısı logaritmada çok sık kullanacağız. 2,71'e yakın bir sayı. 2,71'e yakın bir sayı. Ama 2,71 değil yani. Onu bil yani. Mesela pi sayısı da 2,71'e yakın. Pi sayısı da 3,14'e yakın bir sayı. Ama pi hiçbir zaman 3,14 değil. Virgülden sonrası bilinmeyen sayılardır bunlar. Yani mesela 3,14, 15 mesela 43, 46 ya ama 500. sayı bilinmiyor. Öyle düşünün. Yani. Bilenler var da 15.000. sayı bilmiyorlar kimse. Hani 15.000. rakam nedir oradaki rakam? Yok ortada yok. Onu bilen yok. Tamam. Bakınız bunların hepsine arkadaşlar bu topluluğun tamamına reel sayılar diyeceğiz. Evet. Reel sayılar R ile gösterilir. Bunların hepsi R sayıdır. Anlaştık mı? Mesela R sayılara bir sayı örnek verin. 1, 5, 10, kök 2, 3, eksi 5, 0. Yani aklınıza, hani bu yaşta aklınıza gelebilecek bütün sayılar R sayılardır arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki, en büyük negatif tam sayı nedir? En büyük negatif tam sayı kaçtır? Eksi 1'dir. En küçük pozitif tam sayı kaçtır? 1. O zaman 0 işaretsiz bir sayıdır. Hani işareti yok. 0 için negatif diyemezsin, pozitif diyemezsin. Anladın mı? Yani 0 negatiftir diyemezsin, pozitiftir de diyemezsin. En küçük doğal sayı kaç? Sıfır arkadaşlar. Anlaştık? Tamam. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.